Selamlar arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TL Launcher'da nasıl FPS arttırılır bundan bahsedeceğim. FPS sıkıntısı çekenler var. Bunun ayarlarını yapmayı bilmeyenler var. 2022'deyiz ve hala Minecraft'ta ayarlar nasıl yapılır bilmeyenler var. O yüzden bir yardım amaçlı bir video olsun diye karşınızdayım. Umarım hoşunuza gider. Aşağıdan beğenmeyi unutmayın. İlk olarak TL Launcher'ı açtığınız zaman sağ altta bir yer var. Settings'e tıklıyorsunuz buradan. Settings'e tıkladığınız zaman arkadaşlar burada çözünürlük ayarlayabiliyorsunuz ama bunu geçiyorum ben. Kafanıza göre ayarlarsınız. Ama buradaki yapacağınız şey abi RAM. Bu RAM kısmını asla unutmayın. Çoğu bilgisayarda yani herkeste farklılık gösterebilir bu RAM kısmı. Mesela bilgisayarınızın RAM'i 6 ise buraya 3 verin. Veya 8 ise buraya 4 verin. 16 ise 6 verin. Zaten Minecraft genelde galiba 5 GB, 6 GB falan destekleyebiliyor diyebiliyorum maksimum. Siz yine de öyle yapın arkadaşlar. Benim bilgisayarımın RAM'i 4 GB olduğu için ben buraya abi 2300 veriyorum. 2300 benim için gayet kafi. Hatta ben oradan şuradan mesela 2500 vereyim. 2500 seçeneği yok. Ama ben 2500 veriyorum. Save diyorum. Burayı asla unutmuyorsunuz. Şimdi buradaki olayımız bitiyor. Bilgisayarın içerisinde yapabileceğiniz bir şey de arka planınızın rengini değiştirmek. Mesela arka planınızın rengini benimki siyah. Beyaz göz yorar. Sistemi yorar. Her oyunda beyaz FPS düşürür. Bu yüzden bilgisayarınız arka planında çok fazla renk olduğu zaman da FPS'iniz düşer. Özellikle beyaz renk varsa. Bu yüzden siyah yapmanızı öneririm. Tamamen benimki siyah. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar anime fotoğrafı. Her neyse. Kesinlikle zaten TL Launcher hazır bir şekilde geliyor. Ama yapmanız gereken şey Optifine'lere girmek. Eğer ayrıcı bir modunuz yoksa yani farklı bir modunuz yoksa mesela Fabric'te FPS artırma modları var. Minecraft'ın artık kendi FPS artırma şeyleri. Ben onlarla giriyorum 1.14 serisinden sonrasına. Fabric'iniz yoksa Fabric kullanmıyorsanız kullanmayacaksanız da Optifine indirin. Eğer buradaki Optifine çalışmıyorsa çünkü TL Launcher'da otomatik olarak her sürümde Optifine var. Ama eğer bunda hata çıkıyorsa yapmanız gereken şey sitesine indirmek. Optifine yazıyorsunuz ve sürüm yazıyorsunuz sonra indiriyorsunuz. Çok basit. Optifine'e girmeniz önemli. Optifine size ekstra ayarlar veriyor. Ekstra ayarlar ne demek? Grafik ayarlarını ekstra düşürebilirsiniz demek. Her neyse girdiğiniz zaman arkadaşlar burada video settings kısmına giriyorum. Şimdi video settings kısmında FPS'inizi artırmak istiyorsanız burada her şey önemli tabii ki. Simulation distance yani uzaktaki mesela sizin yakınınızdaki hareket eden bir cismin 12 chunk sonrasında hareket etmemesini sağlıyor. Bu da sizin FPS'inizi artırıyor dolayısıyla. Bunu ben de 5-5 yaparım. Gayet makul yani. Ama ben bunu mesela bunu 4 yapacağım. Graphics kesinlikle bu fast olacak. Fena FPS düşüren bir ayar. Ve çok da gereksiz. Spawn lining'i off yapıyorsunuz. Max frame rate kesinlikle unlimited yapıyorsunuz. Bunu kafanıza göre ayarlayın. Brightness'ı full yapıyorsunuz. Brightness, parlaklık. Tamam. Buraya geldiğimizde yani Details'a geldiğimizde ise Beyond Blend'i 5x5 olarak değil de off yapıyorsunuz. Bu daha hızlı olur ve FPS'iniz artar tabii ki. Buna karışmıyorum. Burada hiç bilmediğim bir şeyler var. Bunlara off yapıyorum. Çünkü bilmediğiniz bir şey FPS düşürür kesinlikle. Burada ağaçları fast yapıyorsunuz. Clouds'u off yapıyorsunuz. Rain Snow'u off veya fast falan yapmanız size bağlı. Yağmur ve kar FPS'inizi düşürür. O yüzden off yapmanızı öneririm. Stars yani yıldızlar. Gökyüzünde gece baktığınızda olan yıldızları kapatıp açar. Ondan sonrası da Fog Stars. Yani fog. Bunlar sis. Sisin açık olması FPS'inizi düşürebilir. O yüzden kapalı tutun. Wave yani sarsılma. Yürürken sarsılıp sarsılmayacağınıza karar verir. Bu FPS düşürmez veya yükseltmez. Haberiniz olsun. Kafanıza göre yapın. Şimdi bu off kalabilir. Gerek yok. Şimdi abi animasyon kısmında ise burada işte lav animasyonları, ateşin harlamasının animasyonu, işte hareketlilik animasyonu vesaire vesaire bunlar FPS'inizi düşürür. Burada her şeyi kapatıyorsunuz. Ben mesela sadece burada Particles'ı all yapıyorum. PvP mesela oynarken lazım oluyor. Parçacıklar için. Burada quality kısmına geldiğimizde buradaki her şeyi off yapıyorsunuz. Açmanız gerekenleri söyleyeceğim sadece. Baktığımız zaman aslında açmanız gereken bir ayar yok. Yani hiçbirine gerek yok diye düşünüyorum. Bu yüzden hepsini off yapın. Bunu da off yapabiliyoruz galiba. Hani off yapabiliyoruz. Bunu abi bu mesela Connected Textures benim sunucuları girmem için lazım olan bir şey galiba. O yüzden fancy yapmışım.
Bunlara dokunmuyor. Bunlar oyununuzu bir süre donduruyor yani değiştirdiğiniz zaman. O yüzden yani bilgisayarım çöktü demeyin. Bir 2 dakika falan bekleyin ayarları değiştirdiğiniz zaman. Eğer 2 dakika sonra eğer hala oyununuz gelmediyse kapatıp açın. Sonra tekrardan kapatın. Genelde bilgisayarı kötü olanlarda öyle hata olabiliyor. Buna hiç dokunmayın. Mipmap Levels'a hiç dokunmanıza gerek yok. Bu nearest kalacak. Neyse. Şimdi geldik performans kısmına. Performans kısmında arkadaşlar Fast Render On olacak. Fast Mat Off On olacak. Diğerleri Off kalacak. Bu da yeni gelmiş mesela. Bunu Threaded yapacağız. Yani ilk ayarı yapacağız büyük ihtimalle. Bakıyorum mesela. Mesela bu neymiş? Bunu ben anlamadım. Mesela bunu Fully Blocking yaparsak. Bu ayar biraz kurcalanması gereken bir yer. İngilizcem de patates olduğu için çok okuyamıyorum ama bunu büyük ihtimalle ya böyle yapın ya da böyle yapın. İkisinden birini de araştırın. Bence bu en uygun diye düşünüyorum. Her neyse. Şimdi işte ayarlar bu kadar. Ayarlar bitti. Şimdi mesela ben bütün ayarları düşürdüm diyelim abi. Siz de düşürdünüz. Ben bunları kapatıyorum. Bunların hiç gelmeye bile gerek yok. Yani ben bunları biraz kaçırmış olabilirim ayarları ama size hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet, sunucuya girdiğiniz zaman tabii ki benim bilgisayarım ölüyor arkadaşlar. Çünkü şu an en son sürümdeyim. 1.18.1 sunucusunda bildiğiniz bir sunucuya giriş yaptım. Tabii ki bilgisayarım ölüyor. Ben bunu mesela 12 yaptım. Olacak şeyi hemen göstereyim size. Bakın Survival oynuyorsanız gördüğünüz gibi bayağı uzağa görebiliyorsunuz abi. Uzağa görebildiğinizde daha iyi bir görüşünüz oluyor. Tabii ki bu FPS düşürür. Çünkü sizde 12 çank öteyi adam görmeye çalışıyor. Ama eğer bilgisayarınız kötüyse bunu kesinlikle kendinize göre düşürün. Mesela benim yapacağım şey mecburen 3. 3'te gördüğünüz gibi FPS artışı görüyorsunuz. 60 FPS alıyorum ben. Benim bilgisayar patates çünkü yani 1.18'de 1.89'da daha yüksek FPS alacağım tabii ki de. Ama maalesef böyle. Her neyse. Arkadaşlar, simülasyon distansının burada çok önemi yok diye hatırlıyorum ama yani evet, umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım T-Launcher'da FPS nasıl artırılır sorusunu soran arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Yani bu videonun öne çıkmasını ve insanlara yardımcı olabilmesini istiyorsanız bir tane like bırakabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Hani güzel olmuş, iyi olmuş, devamı gelsin gibi. Ya da abone olabilirsiniz ya da bu üçünü de yapabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.